Yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Erin. Sonunda tekrar video çekebiliyorum. Hem sınavlarım vardı hem de evim stabilattaydı. Her şey toz içindeydi. Bu yüzden ne Instagram'da ne burada YouTube'da aktif olamadım. Bugün sizlerle hem günlük makyajımı paylaşacağım. Son zamanlarda en çok yaptığım makyajı paylaşacağım günlük olarak. Ayrıca da sivilcelerimi nasıl kapatıyorum onu da göstereceğim. O zaman size iyi seyirler diliyorum ve videoya geçiyorum. Cildimi ışıltılı ve canlı gösterecek bir baz kullanmak istiyorum bugün. Bu yüzden de MAC'in bu strok kremlerinden Gold Light ismindekini kullanıyorum. Benim cildim zaten sivilce tedavisinden dolayı gerçekten çok kuru. Bu yüzden daha ışıltılı durmasını istiyorum. Bu arada tabii ki şapka yalnız. Tacımı takmayı unuttum. Daha sonra gözeneklerimi kapatmak için de bu burnumdakileri, çenemdekileri ve alnımdakileri kapatmak için de bu W7'nin Prime Magic adlı bazını uygulayacağım. Sadece kapatmak istediğim yerleri uygulayacağım. Şimdi bu videoda biraz da sivilcelerimi nasıl kapatıyorum ondan da bahsetmek istiyorum. Zaten bu videoyu aslında bunun için çekiyorum. Ama araya böyle günlük makyajımı da nasıl yaptığımı sıkıştırmak istedim. Bu Flor Mar'ın Camouflage paletindeki yeşil rengi uygulayacağım şimdi sivilcelerimin üstüne. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Sivilceler kesinlikle tam olarak görünmez olmuyor. Yani eğer kızarık ve küçük sivilceleriniz yoksa olmuyor. Çünkü bu bombeler hani böyle içi gerçekten iltihaplı bombe şeklinde böyle çıkan sivilceler gerçekten illaki gözüküyor. Biz sadece ancak rengini nötrleyebiliyorum. Yani nötrleyebiliyoruz. Onun dışında pek de bir şey yapılamıyor ne yazık ki. Hani bu insanların dalga geçtiği beyaz çikolataya, fındıklı beyaz çikolataya benzetiyorlar ya çikolata. Onlara benziyor evet birazcık ama yani ne yapalım orası kırmızı da durmasın bence. Aslında benim acilen yeşil bir baz almam lazım. Cilt tonuna eşitleyen. Çünkü benim bütün yüzümde kızarıklık var zaten. Hani hepsine böyle uyguladığım zaman bütün yüzümü uygulamış kadar oluyorum. Ben sivilce ilacı kullanıyorum. Bunu da intronun başında söylemişimdir. Ya da söylerim umarım. İntroyu en son çektiğim için. Şöyle ki 3 tane ürünü karıştırıp kendime bir karışım hazırladım. Bunu da nasıl yaptım? Bunu da nasıl yaptım? Maybelline'in Affinity fondötenini aldım. Revlon'un Color Stay'ini karıştırdım. Ve üstüne de MAC'in bu Prep & Prime ben şimdi bunu okursam okuyamayacağım. Bunu damlattım üstüne. Böyle küçük bir tester kutusu gelmişti MAC alışverişinde internetten. Onun içine koydum. Fondötenimi Beauty Blender'ımla uygulayacağım. Çok alışmışım Beauty Blender demeye ama bu H&M'in süngeri. Bunu hemen nemlendirip geliyorum yani ısıtıp geliyorum. Şu anda hayalet gibi duruyor olabilirim ama yüzümü ısıttıktan sonra öyle olmuyor. Aslında tam yani ten rengime uygun hale geliyor daha sonrasında. Şimdi de göz altlarımı kapatacağım. Bunun için de bu Maybelline'in Affinity adlı kapatıcısını kullanıyorum. Bu arada anneme saçlarımı boyattım. Bu yüzden böyle lekeler kaldı boya. Çıkaramadım onları. Nasıl çıkar? İnternette de araştırdım. Asetonla bile ovdum ama çıkmıyor. Bileniniz varsa bana aşağıya yazsın da onları bir çıkarayım artık. Gözaltı kapatıcımı hemen sabitliyorum.
transparan bir pudra yardımıyla ismini de şimdi vereceğim. Üst göz kapağımda hemen katlanmış kapatıcı. O yüzden bir kez daha şöyle geçiyorum. Ardından onu da hemen sabitliyorum. Kullandığım transparan pudra da Rival de Lup Young'ın Fixing Powder diye böyle bir pudrası. Şimdi diğer gözümü de yapıp geliyorum. Ben bu işlemden de sonra hemen göz makyajına geçiyorum genelde. Önce Art Deco'nun bu farını kullanacağım. Bunun ismi numarası silinmiş, o yüzden söyleyemiyorum. Ama gerçekten çok sarı tonlu ten rengi bir far. Zaten sanırım 2-3 tane ten rengi farı var Art Deco'nun. Bu en sarısı. Rahatlıkla yani bulabilirsiniz. Yine Art Deco'nun bu farını da bu sefer katlama bölgesine uygulayacağım. Bunun adı da, yani numarası da 578. Böyle bir kahverengi. Bunun için de bir karıştırma fırçası kullanıyorum. Çok doğal durmasını istediğim için üstünden bir kez daha o ten rengi farla geçiyorum. Şimdi son zamanlarda en çok kullandığım far olan MAC'in bu yine Kaşı Life'ını kullanacağım. Bunu da hiç kullanmış mıydım bir videomda bilmiyorum. Büyük ihtimalle kullanmamış da olabilirim. Ama bu gerçekten benim çok kullandığım bir far. Her gün bunu sürüyorum ve burası böyle bombe şeklindeydi. Ama şu an dümdüz. Şöyle burun kenarıma kadar getiriyorum, şuraya kadar getiriyorum. Yani göz pınarının biraz böyle yukarısından başlayarak uygulamaya başlıyorum. Çünkü bunu yaptığınız zaman ışıtıları çok fazla küçük olduğu için biraz da böyle sanki ıslakmış illüzyonu veriyor. Çok değil ama ışığa göre değişiyor. Bazen çok simsim de durabiliyor. Bu arada çok korkusuzca uyguluyorum. Bol bol ve neredeyse kaşıma kadar çıkarıyorum. O zaten böyle hani çok fazla kaşa kadar çıkarılmış durmuyor. Dediğim gibi çünkü küçük ışıltıları var. Yine son zamanlarda çok kullandığım, zaten benim günlük makyajım genelde en çok kullandığım ürünlerle oluyor. Farmasinin bu Kaşmir adlı göz kalemi. Bunu kirpik diplerime uyguluyorum. Çok düzgün bir biçimde uygulamanıza gerek yok. Ardından kirpiklerimi dolduruyorum diyecektim. Ardından maskara uygulayacağım. Maybelline'in bu Lash Sensational adlı rimelini kullanıyorum. Benim en favori rimellerimden biri bu oldu ama bir şey unuttum şu an. Önce maskara bazı uygulayacaktım. Bu Rival de Lup Young'ın yine maskara bazını kullanıyorum önce. Şimdi rimelime geçiyorum. Şimdi de göz kalemi süreceğim. Sürekli buraya bakıyorum ama ürünlerin hepsi yatağın üstünde şu anda. Bunun için de pastelim bu ter rengi kalemini kullanıyorum. No 125. Yüzümü sabitlemeden önce Maybelline'in bu Master Contour Stick ile yüzümü ısıtacağım ve kontür yapacağım. Yani artıdan bir bronzer kullanmayacağım. O yüzden biraz daha fazla süreceğim bunu. Kameramın şarjı bitti. O yüzden süngerle dağıttığım kısmı çekemedim. Yani kamera çekmedi. Bütün yüzümü sabitleyebilirim artık. Ben bunu aynasız yapıyorum. Burnumu da çok hafif belirginleştirmek için
Yine bu Balm Desert kullanıyorum. The Balm'ın. Bunu da far fırçam alıyorum. Zaten kahverengi bir far uygulamıştım bununla da. Şöyle çok hafif belirginleştireceğim. Yine The Balm'ın bu Down Boy adlı allığını kullanacağım, bu kutusu. Şöyle pembe bir allık. Aydınlatıcı olarak da W7'ın Glow Commotion adlı aydınlatıcısını kullanacağım. Bunu göz pınarlarıma ve burnuma da uygulayacağım. Bir de dudağımın üstüne uygulayacağım. Kaşlarımın altına da uyguluyorum. Uzun zamandır kaşlarımı doldurmak için bir kaş farı kullanmıyordum. Bugün Farmasi'nin bu kaş farını kullanacağım. Bendeki rengi 02. Sadece boşlukları dolduracağım. Çok fazla çizmeyeceğim kaşlarımı. Kaşlarımı sabitlemek için de bu Gush'ın kaş jelini kullanacağım. Renkli bir kaş jeli bu. Bendeki 002 numara. Şimdi sivilcelere dönebiliriz. Ben niye hep en son kapatıyorum sivilcelerimi bilmiyorum. Ama böyle alışmışım. The Balm'ın Time Balm adlı kapatıcısını ben çok beğeniyorum. Ben bunun için şöyle yassı, ince bir fırça kullanıyorum. Bu fırça pigment uygularken ya da sim uygularken de çok güzel oluyor. Dudak kenarlarını şey yaparken de, pürüzsüzleştirirken ve temizlerken de çok güzel oluyor. Ama bunlardan şu an neden bahsettiğimi bilmiyorum. Her neyse. Ben şöyle iki rengini karıştırıp uyguluyorum. Çünkü bu çok pembe alt tonlu. Bu da koyu. O yüzden şöyle ikisini karıştırıp bir şeyler yapacağım. Ve sivilcelerinizi kapattığınız ürünün kesinlikle fondöteninizle aynı renk olmasına dikkat edin. Şu an benim umarım fondötenimin rengi tutar. Fırçayı ne böyle koyup bastıracağım direkt böyle üstüne. Ne de böyle çok sürte sürte süreceğim. Aksine yine bu şekilde hareketlerle ancak çok fazla bastırmadan böyle resmen havadan süreceğim. Şöyle göstereyim. Şimdi bunları çok fazla altındaki kapatıcıya oynatmadan sabitliyorum. Yine Rival de Rup'un o pudrasıyla göstermiş olduğum yüzümü sabitlediğim pudrasıyla sabitliyorum. Notum bu. Sun Mirror isimli rengini kullanacağım. Benim günlük olarak son zamanlarda kullanmayı en çok sevdiğim makyajım bu şekildeydi. Sivilcelerimi de zaten gördüğünüz gibi kapatıyorum. Eğer istediğiniz videolar varsa aşağıya bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Ve bir şey unuttum yine. Ben çok unutkanım. Yüzümü sabitleme. Ama veda ettim yani size. MAC'in bu Fix Plus'ını kullanacağım yüzümü sabitlemek için de. Şöyle saçlarımı da açtım ama hemen sabitleyeyim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.